uyutma dendi, uyutacağız dendi. Onun sonu öldürmeye, katletmeye gidiyordu. Sonra tepkiler üzerine komisyonda AKP bir önerge verdi ve ötenazi olarak değiştirildik. Daha doğrusu komisyona ötenazi olarak geldi. Onun da sonu katliam. Önergeyle o da kaldırıldı ve veterinerlik kanununa işaret edildi. Ama yolun sonu her seferinde sokak hayvanları için katliama gidiyordu. İşte bu yüzden insanlar hala tepkilerini veriyor. Bu yüzden görüşmeler bitene kadar eylem yaptıkları yerlerden gitmeyeceklerini ifade ediyorlar. Birileri öldürmek için çalışıyor, mesai harcıyor. Birileri ise yaşatmak için. Gaziantep'e gideceğiz şimdi. Doktor Cengiz Bayram tam 69 bin metrekarelik arazisini sokak hayvanlarına bağışladı. Yanlış duymadınız. Mirası sokak hayvanlarına verdi. Burada yaklaşık 200 köpek veteriner kontrolünde yaşatılmaya çalışılıyor. Teriyer ben. 69 bin metrekarelik bir arazi. Hepsi sokak hayvanları için ayrıldı. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan bu barınak Cahile Vakfı'na ait. Vakfın amacı sokak hayvanlarını iyileştirmek, onlara güvenli bir ev vermek. Şimdilik 21 bin metrekarelik bölümü faaliyette. Yaklaşık 200 sokak köpeği burada yaşıyor. Veteriner ve görevliler nezaretinde. Teriyer ben. Vakfın başkanı Cengiz Bayram, aynı zamanda doktor. Canı Allah verir, Allah alır diyerek sokak hayvanları düzenlemesini eleştiriyor. Yasa değişecektir. Yani bizim dinimiz çok farklı bir din. Yani bizim peygamberimiz çok farklı bir insan. Hayvanlar konusunda savaşta bile yani köpeğini emziren bir anne için o ordusunun güzergahını değiştiren bir peygamber bu. Ya da karıncaların yolunu bile değiştirip ordusunu başka yerden giden bir peygamberden bahsediyoruz. Yani biz Müslümanız diyen bir partinin böyle bir peygamberi varken böyle bir adım atması mümkün olabilir mi? Yok. Aslında arazinin sahibi de Cengiz Bayram ama sokak hayvanları için bağışlamış. Çocuklarıma verebileceğim bir miras yerini ki bugün burada 70 bin metrekare bir yer oldukça değil mi bir bedeli olan bir yer. Dolayısıyla ben bunu buraya vermişsem demek ki niyetim kötü değil. Buradan para kazanmayı amaçlamıyorum. Her ne kadar işte Cengiz Bey köpeklerden iki hastane kazandı diyorlarsa ben doğru diyorum. Allah bize bunlara hizmet ettiğimiz için onu vermiş olabilir yani. Halk da çocuklarıyla barınağı ziyaret ediyor. Bazıları mama getiriyor, bazıları kulübe. Arazi içinde de hayvanlar için yeni bölümlerin yapımına devam ediliyor. Gölgede yatmıyorlar, hep güneşe çıkıyorlar.